Of. Alev, yeter. Bak bugün benim kızım evleniyor. İnan senin oyunların için zamanım yok. Aslan, hemen eski tuğla fabrikasına gel. Gelmiyorum. Geleceksin. Bu gerçeği senin de öğrenmen lazım. Bak, eğer bu güzel günü zehretmek için tuzaklar kuruyorsan... Aslan, öldü zannettiğimiz çocuğumuz yaşıyor. Ne? Önce gel beni bir dinle. Ondan sonra artık... Düğüne mi gidersin, cenaze yeme. Nereye istersen git. Aa, Aslan, hala giyinmedin mi? Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Hemen giyinirim. İyi, tamam. Gerçek sana ağır gelecek Aslan. Kendini korumalısın Alev. Bakalım neler karıştırıyorsunuz. Ne demek annem gelmiyor baba? Gelmiyor işte oğlum. Sabahtan beri dil döküyorum, yok. İnat etti işte, gelmiyor. Ya baba olmaz. Bak Aslan abi bile kızının haline dayanamadı, geliyor. Vallahi rezil olurum. Ya bir de annem baban gelirse razı olurum dedi. Ah, bir bu eksikti. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi? Vallahi baba ne yap et, annemi getir. Beni böyle bir günde yalnız bırakıp mahcup etmeyin. Of. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Ne yani var ya, tam zamanı. İpek. Buradayım canım, gel. Gelinlik kuru temizlemeye hazırım. Tamam, ver de götüreyim o zaman. Savaş, senin neyin var, ne oldu? Annem ya. Nikaha gelmeyeceğim diyormuş. E o zaman babam da gelmez. Aşkım bir sakin ol ya, panik yapma. Tamam, babam bir yolunu bulacak. Sen ne yapacaksın? Berin'le kuaföre gideceğiz, gelin seçi yaptıracağız. Aman bak, gözünü seveyim, öyle kafanı Eyfel Kulesi gibi yaptırma. Ya sen işine baksana. Bugün benim günüm. İster Eyfel Kulesi gibi yaptırım, ister Pizza Kulesi gibi. Tamam canım ya. Ben Eyfel Kulesi'ne razıyım. Hadi hadi. Daha çok işimiz var. İyi tamam, kaçtım ben. Gazla bakalım Savaş Efendi. Kimsin lan sen? Ne arıyorsun arabamda? Çok konuşma. Sür. Gerek yok pehlivan, ben kullanırım arabayı. Emredersin ağam. Pelin kusura bakma, beklettim. Önemli değil. Görüşürüz sevgilim.
Nereye gidiyorsunuz? Söyledim ya canım, şirkete. Benim bir anlaşma için gelmiş, birlikte çalışacağız. Öyle mi? Yoksa sen de gel derdim. Yok canım, teşekkür ederim. O zaman size iyi çalışmalar. Sağ ol. Çok gerginim Emir. Bu evlilikten kurtulmam lazım. Sakın korkma. Sana hiç kimse bir şey yapamaz. Şimdi gidip avukatla konuşacağız ve bu evlilik bir an önce bitecek. İyi ki varsın. Tamam. Güçlü ol. Sakın kendini bırakma. Tamam mı? İbrahim, bir şey bulamadım be. Ha. Tam aradığım şey. Baba? Sen ne yapıyorsun burada? Kız, ne öyle sessiz sessiz geliyorsun sen? Deponun ışığını açık görünce kapatayım dedim. Değil mi senin arkan? Seni ilgilendirmez. Baba, bunlar Begüm Hanım'ın eski moda diye depoya kaldırdığı şeyler. Peruk mu bu? Peruk mu baba bu? Ne yapacaksın peruğu? Baba, bak beni korkutuyorsun ha. Kızım saçmalama ya. Amma gerdin ortama ha. Bunlar anneni ikna etmek için hepsi. Yani şimdi bu annem için mi? Hı hı. Dur bari, dur. Düzgün tak şunu. Ay. Ay baba ya. Tamam mı, oldu mu? Oldu, çok güzel oldu. Ah be oğlum, ah. Ne diye anne sözü dinlemezsin? Tövbe tövbe. İbrahim. İbrahim. Ay ne hal böyle? Ne oldu, kafana bir şey mi düştü? İbrahim. Yoksa kafanda yara mı çıktı? Bundan sonra böyle Müjgan Sultan. Ya söylesene İbrahim, ne oldu? Eğer Savaş'ın nikahına gelmezsen ömrümün sonuna kadar böyle gezeceğim. Thank you.
Yusuf, biz arkadaş değiliz. Hiç olmadık. Nasıl? Ya bir kendine bak, bir de bana. Sence arkadaş olabilir miyiz? Kız. Yasemin, ne yapıyorsun sen? Öpüyorum. Ne var? Anam. Hem de dudaktan. Öperim, bana ne? Yoksa sen beni istemiyor musun? Kız, hiç istemem mi? Ama ben erkeğim. Önce ben öperim. Biz de böyle. Evlenince dudaktan öpülür. Yasemin, sen nereden çıktın? Ulan resmen düşünce gücümle seni buraya getirdim ha. Vallahi oluyormuş. Ne diyorsun Yusuf? Düşünce... Ablam acil gel dedi. Apar topar çıktım geldim. Üf, kahveler de döküldü. Çekilir misin? Aslan, anladım, senin giyinmeye niyetin yok. Nereye? Berbere. Ha, iyi, tamam. Kızım, senin ne işin var burada? Belin'le kuaföre gideceğiz. Sen nereye? O da berbere gidiyormuş. Neyse. Nikah salonunda görüşürüz. Belin babamın neyi var? Bize mi kızdı yoksa? Yok. Ya bir ara biriyle telefonda konuşuyordu. Sanırım sizin için birilerinden borç istedi. Ondan gergin biraz. Neyse, ben paltomu çantamı alayım. Gidelim kuaföre. Ama Perihan benim olduğu kadar Aslan'ın da kızı, ne değil mi? Kerim onunla resmen oyun oynuyor. Benim yavrumsa zavallı bir aşık. Kızım benim kaderimi yaşamayacak, ne değil mi? Onu Kırımlıların oyuncağı olmaktan kurtaracağım. Ama bunu tek başına yapamam. Artık babasına her şeyi anlatmalıyım. Alev teyzeye bak ya. Ne iş var ki bunun burada? Biliyorum. Başta bu gerçek ona ağır gelecek. Belki de inanmayacak. Ama ne yapayım? Yavaş yavaş alıştıracağım. Söylemek zorundayım. Tamam Nedime. Merak etme, dikkatli olurum. Sonra konuşuruz canım. Acaba burada ne işler dönüyor? Göreceğiz. Ya
İbrahim, çıkar şunu kafandan. Deli etme beni. Yok, nikaha gelmezsen var ya, hayatta çıkarmam. Baba, aslında iyi oldu biliyor musun? Böyle açtı seni kıvır kıvır. Ha, sağ ol kızım. Bana bak kız, bu boya tutan peruklardan mı? Eğer sıkılırsam rengini ara sıra değiştiririm diyorum. Yapma. İbrahim, sen bizi rezil mi edeceksin? Asıl sen nikaha gelmeyerek oğlunu rezil edeceksin. Çocuklar senin yüzünden evlenemeyecek. Baba, ben de şu an hiç sinirlenmeyeyim çünkü hiç ciddi olacak gibi değiliz. İşte, evlenemesinler. Hem bir beladan kurtulmuş oluruz. Ya Aslan Bey bile olur demiş, kızıyla barışmış, daha ne belası. Müjgan! Geliyorum Begüm Hanım. Yo yo, dur ben gideceğim. Ay, yok, bırak, delirdin mi sen? Bırak. Ya İbrahim! Ay vallahi gidiyor. Ya Allah'ım sen sabır ver sen. Buyurun Begüm Hanım. İbrahim. Bu ne ya? Beni çağır mısın Sultan Ana? Şşşt! Ne oldu? Sesini çıkartma. Gelin hanım duymasın. Hemen aç şunu. Kasayı mı? Şifresi ne ki? Şifreyi bilsem seni neden çağırayım pehlivan? Emir bilir bir tek onun şifresini. E biz nasıl açacağız? Sen bunu yüklen, arka bahçeye götür. İçinde düşündüğüm şey varsa bu kabus bitti demektir. Kusura bakma Emir. Son zamanlarda anksiyetem iyice arttı. Şirkette duramazdım. İyi ki buraya geldik. Dert etme, avukat gelmek üzere. Sima'ya da yalan söylemek zorunda kaldın benim yüzümden. Şirkette çalışacağız dedin. Orada olmadığımızı duyarsa kızar mı? Rahat ol. Sima öyle biri değildir. Hem o bana çok güvenir. Sonra ben de sinirlendim. Boşanma sözleşmesini çıkardım. O da imzaladı hemen. Ay aferin abla. Bravo sana, bravo. Yani ellerini eniştemi o kadına teslim ettin, öyle mi? Ay ne teslim etmesi canım? Hem zaten bizim evliliğimiz gerçek değil. Sözleşmeli evlilik. Resmen evcilik oyunu oynuyoruz. Belki de gerçek sevgilisi o kadındır. Ya of! Aman tamam ya, bana ne? Allah Allah! Belli belli, hiç umurumda değil. O yüzden mi beni buraya apar topar çağırdın? Ablacığım, kasesi yanmış, tavuk gibisin resmen. Ya madem bu kadar kıskançlıktan çatlıyorsun, ya bir arasana eniştemi. Ya ben kıskanmıyorum. Beni çıldırtan aptal yerine konmak. Ya onları bir göreceksin Yasemin. Burada fısır fısır konuşuyorlar. Yok kahkahalar geliyor. Bir de biz işe gidiyoruz diye çıktılar. Mah! Ben onu da inanmıyorum. İyi tamam, o zaman şirketi arayalım. Sekreteri yoklayalım. Ne yapıyorsun sen ya? Sen dur. Ağam ben nasıl edeyim? Saz getir fasıl edeyim. Ağam ben nasıl edeyim? Saz getir fasıl edeyim. Çok da güzel değilsin. Durdur arabayı. Kerim mi tuttu seni? Kerim Merim bilmem ben. Eminim tanımıyorsundur. Kontağı çıkar, dışarı at. Hadi. Dışarı. Çık.
geç. Bak koçum, senin başın belaya girecek, haberin olsun. Öyle mi? Aynen öyle. Kerim'in son planı da benim düğünümü engellemek ama ben buna izin vermeyeceğim. Tamam, kes. Uzatma. Sakın kıpırdayım deme. Alo. Ne var Aykut? Adamı yakaladım. Ne yapayım? Ne yakalaması oğlum? Benden haber beklemedin mi sana? Harekete geç dedin sandım abi. Oğlum sen gerizekalı mısın ha? Gerizekalı mısın? O zaman şimdi ne? Alo. Aykut ne oldu lan? Aykut! Ne haber Kerim? Galiba öyle Begüm Hanım. Ben özür dilerim. Yok canım, ne özrü? Hiç değilse bir işe yaramış. Rezil ettim bizi, rezil. İbrahim, neler oluyor? Nedir bu halin? Sormayın Vedat Bey ya. Bizim akşam nikahımız var. Müjgan gelmiyor. Ben öyle zorla güzellikten yana bir insan değilim. Onu böyle ikna etmeye çalışıyorum. Ha? Gerçekten çok güzel bir yöntemmiş. Ya gelmezse? Yıllarca böyle gezmeyi düşünüyorum. Ha? Yıllarca mı? Allah kolaylık versin. Sağ olun, sağ olun Vedat Bey. Onu sana değil, Müjgan'a söyledi. Ay İbrahim, gözümden yaş getirdin. Yürü hadi, yürü. Yeter bu kadar şaklabaklık. Ay dur, dur, dur. Dur. Şunu Savaş'a verin. Sağ olun Begüm Hanım. Allah bir yastık da kocatsın. Yürü hadi, yürü. Bu dolmadı Sultan Ana. Bir de şu uyuz kızla evlilik tarihi gir bakayım. Uyuz kızla evlilik tarihi. Ha dur. Pehlivan abi. Ay! Ne yapıyorsun kız? Ödümüzü kopardın be. Ne o yaren? Sessiz sessiz casus gibi geliyorsun. Estağfurullah Sultan Ana. Ben sizi görünce İhtiyaç var mı diye geldim. Bir şeye ihtiyaç olsa çağırırız elbet, değil mi? Hadi eve. Siz ne yapıyorsunuz peki? Ne yapıyorsak yapıyoruz be. Yürü git içine. Allah Allah. Hadi hadi. Aç şunu. O sahte evliliğin belgeleri bu kasanın içinde. Aha. Bir de Amın okul numarasını gidelim. 600. Ne meşgul telefonmuş ya. Alo. Merhaba, ben Yasemin. Emir Haznedaroğlu'nun baldızıyım. Kendisiyle görüşebilir miyim? Bugün şirkete hiç gelmedi mi? Evet evet, doğrudur. Ablamla yemektedirler. Hangi restoranda acaba? Tamam, çok teşekkürler. Abla, şirkete gitmemiş. Gölbaşı'nda şık bir restoran var ya, oradan yer ayırmış. Sekreter de sizi birlikte sanıyor. Görüyorsun değil mi? Ben biliyordum zaten onların arasında bir şey olduğunu. Ay abla dur, nereye gidiyorsun? Gözlerimle görmeye. Tamam, ben de geliyorum. Dur, sen dur. Bu benim mesele. Kendim çözeceğim.
Lütfen karamsar olmayın. Bu anlattıklarınıza bakılırsa sonucun lehinize olacağı apaçık ortada. Tek yapmamız gereken hemen hukuki süreci başlatıp mahkemeye delilleri sunmak. Hadi üzülme. Bak halledeceğiz diyor avukat bey. O Cenk denen adamdan kurtulacaksın. Kerim. Bak sensin biliyorum. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Senin bu adamını karakola götüreceğim. Artık neyi itiraf eder bilmem ama. Senin benim düğünümü engellemek için başka planların varsa hiç boşuna uğraşma. Çünkü bu sefer seni sadece anana babana değil bütün memlekete rezil edeceğim, haberin olsun. Kalk lan. Geç şöyle. Kim tuttu lan seni söyle. Söyle bak, karakola gitmeyin, bu iş burada kapansın. Abi biliyorsun zaten. Ne söylesem boş. Kerim değil mi? Ulan dua et İpek'e bir şey olmamış olsun. Yoksa seni gebertirim. Alo, ne oldu aşkım? Neredesin? Berin'le kuafördeyiz. Ha tamam, tamam. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Yok yok, hadi kolay gelsin size. Tamam, görüşürüz. Al anahtarı. Geç. Yine ne oyun peşindesin? Bu defa oyun falan yok aslan. Sana dost doğru geldim. Hiçbir şey duyulmuyor ki ya. Ne konuşuyor bunlar? Bir defa olsun bana inan aslan. Bir defa olsun dinle. Alev, ben senden de bu tuzaklarından da çok sıkıldım artık. O yüzden sadece iki dakikam var. Anlat. Aslan, bizim öldü sandığımız çocuğumuz yaşıyor. Hem de yanı başımızda. Senin bir kızın daha var. Ya ablacığım bir dursan ha, bir sakin olsan. Hem adam başka kızla gitse yeridir yani. Yüzüne gülmeyen sen, boşanma belgesi imzalatan sen, pişman olan yine sen. Pişman falan olduğum yok Yasemin. Ben sadece gideceğim, gözlerimle göreceğim. Hem böylece bir ay beklememe de gerek kalmaz. Boşanmak için bahanem olur, fena mı? Tek derdim bu yani. Evet bu. Ya bu adam benim beğendiğim broşu bile gitmiş kızı almış. Biz daha neyi konuşuyoruz? Ne broşu ya? Boş ver. Anlatırım sonra. Hadi benim şimdi hemen çıkmam lazım. Ah, ablacığım ah. Şu inadını bırakıp kendini bir aşka bıraksan. Ya bu adama deliler gibi aşıksın sen. Önceliğimiz anlaşmalı boşanma olmalı. Biz şartları belirleyelim ve kendisini avukatı aracılığıyla sunalım. Simay. Simay. Pardon, özür dilerim. Birine benzettim ya. Önemli değil.
Çok güzel olacaksın İpek. Sağ ol Berin. Berin ya, aklıma takıldı. Bir babamı arasak mı? Yok canım, gerek yok. Merak etme, sen her şey yolunda. Sen şimdi bunları düşünme. Biraz böyle beklesin, sonra açarız, tamam mı? Teşekkürler. Rica ederim. İpek, bu senin. Bu ne ki? Aç bakalım. Bu kolye annenindi. Biliyor musun? Annen düğününde bunu takmış. Ona da anneannesinden kalmış. Ben de düşündüm ki... Şimdi sıra sende. Bu çok güzel. Yani şimdi... Yıllarca bunu annem mi takmış? Hı hı. Bu artık senin. Kısmetse ileride de evlatlarının. Berin. Güzel bir gelin olacaksın. Tıpkı annen gibi. Belki annemi tanıma fırsatım hiç olmadı. Ama onun yokluğunu hissetmediysem senin sayende. İpek yapma. Berin, sen de benim bir annemsin. Kızım benim. Alev, sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Evliliğimi yıkmak için yeni taktiğim bu mu? Ha? Neden anlamıyorsun? Bundan böyle sen benim için yoksun. Evliliğin de benim hakkımda düşündüklerin de umurumda bile değil inan. Bizimle ilgili bir beklentim yok artık. Bu yalanlarla benimle bağ kurmaya çalıştığını fark etmeyeceğim mi zannediyorsun? O bağı sen Berin'le evlendiğin gün kopardın aslan. Benim tek istediğim kızımın mutlu yaşaması artık. Çok etkileyici. Şimdi de anne Alev, ha? Allah bilir o kızı da parayla tutmuşsundur sen. Ne diyorlar bunlar ya? Bana hemen inanmanı beklemiyorum zaten. DNA testi yaptırırız, olur biter. Oho. Bunu ayarlamak Alev Doğru için bir iş sanki. Benim bildiğim Alev şimdiye çoktan bir hastane satın almıştır bile. İstediğin hastanede kendin yaptırırsın o zaman, tamam mı? İstediğim hastane öyle mi? Bence bir akıl hastanesine gidelim. Anca orada ustanırsın sen. Aslan, Allah'ını seversen... Bırak beni. Ne oluyor lan orada? Alev, sen yanında çakı mı taşıyorsun? Ha? Söylesene. Sen beni buraya niçin çağırdın? Ha? Tuzak kurup öldürmek için mi? Saçmalama aslan. Alev. Söyle, adamların nerede? Beni bu izbe yere hangi amaçla çağırdın söyle. Aslan. Alev, delirtme. Beni delirtme de anlat hadi. Aslan, benden başka kimse yok inan. Ben buraya sadece kızım için geldim. Benimle bir ilgisi yok. Aslan. Yusuf'a, beni çağırmışsınız. Ha Yaren, gel. Yasemin çıktı mı? En son buradaydı. İyi, güzel. Yaren, dur. Ya saçımın şurası kalktı, sinir etti beni. Bir yardım etsene. Otursan ben bakayım. Böyle mi? Kızım, ittirsene biraz. Ne oluyor ya? Kızım, bastırsana, olacak. Amur mu yok?
Kızım ittir biraz, olacak. Yuh, ev ev değil, aşk yuvası. Al işte. Hah, bak bastırıncı oluyormuş. Aferin kız sana. Ne zaman isterseniz ben yine gelirim. Yasemin, ne oldu? Çok pardon, rahatsız etmek istememiştim. Ne rahatsızlığı kızım, açsana gözünü. Yok, açmam. Bu manzarayı görmeye hazır değilim. Ne manzarası ya? Açsana. Siz ne yapıyordunuz burada? Ağamın saçı dikilmişti, onu da bastırdık Züleyla. Yani şey yapmıyordunuz siz. Of, çatlayacağım ya şimdi. Pehlivan, sen en iyisi bunu kır. Allah Allah, Sultan Ana, nasıl kırayım ben bunu? Dellendin mi? Dellendim. Git eve, çek iç mek iç, kazma, ne buluyorsan getir. Kimse görmeden halledelim şu işi. Pehlivan, hadi diyorum. Tamam Sultan Ana, tamam. Fuat, sana güveniyorum. Bu işi çözeceksin. Hiç merak etmeyin efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz de gidelim mi? Simay merak etmiştir. Çok seviyorsun değil mi Simay'ı? Çok şanslı. Broşu beğendi mi? Daha henüz vermedim. Ya çok güzel. Bakayım. Nasıl? Yakıştı mı? Eşim bana hiç böyle hediyeler almazdı. Ya beni bulursa Emir? Ya kurtulamazsam ondan? Kurtulacaksın. Sana söz veriyorum. Senin abin sayılırım. Seni ona bırakır mıyım? Hadi ağlama artık. Ben ağlayan kızları sevmem, bilirsin. Sil gözlerini, yatar artık. İyi ki varsın Emir. İyi ki. Babam annemi nikah getirmek için harika bir ikna yöntemi bulmuş. Ya başta güldük eğlendik de işler çığırından çıktı, bir şeyler oldu babama. Yani var ya, bir bu eksik daha. Action manyağı oldum ha. Ne oldu? Tamam tamam, yok bir şey, geliyorum. Deli etme İbrahim, yeter. Yeterince rezil olduk. Çıkar şunu kafandan. Oy, dur bakalım, dur bakalım. Asıl rezillik oğlunun nikahına gelmeyen anası yüzünden çıkacak.
Milletin bana böyle tuhaf tuhaf baktığı gibi bakacaklar oğluna. Anası yok mu bunun diyecekler. Ya ne diyeceğim ben el aleme ha? Anası var, inadından gelmedi mi diyeceğim? Yoksa anası öldü mü diyeceğim? Ya kadın, biz birbirimize söz vermedik mi? Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız diye. Biz evlenirken yanımızda anamız babamız yoktu. Bunları yaşamışken sen oğlunu bir başına mı koyacaksın oralarda ha? Yapma. Yapma. Anne, öyle miydi gerçekten? Kimse yok muydu yanınızda? Annemle babam bizim evlenmemize izin vermedi. Hatta rahmetli babam küs öldü. Yaren, Yaren kostü getir. Boğuluyor kız. Yasemin iyi misin? İyiyim iyiyim. Ay sağ ol. Sen ne sandın bu kadar anlamadım ki. Boş ver. Ama tatlı kız yakışıyorsunuz. Ne? Tut şunu ben bir ablam var. Ne dedi bu şimdi ya? Lan. Lan yoksa Yaren'le bizi... Evet. Restoranı buldum. Şimdi sıra karımı eve götürmekte. Hadi toparlan gidelim. Ya da istersen Sima'yı da alalım beraber bir şeyler yaparız. Yok sağ ol. Emir ben bir otele yerleşsem daha iyi olacak galiba. Benim olduğum şehirde misafirlerim otelde kalamaz. Bunu kabul edemem. Demek bunun için bıraktın beni. Yürü gidiyoruz. Cenk! Cenk bırak! Yürü dedim sana! Bırak yürü. Cenk! Bırak! Bırak! Bırak. Bırak. Alev, bak sana tekrar soruyorum. Neyin peşindesin? Kim vardı orada? Yoksa bizi birilerine kayıt mı yaptırıyordun ha? Derdin ne senin? Aslan, hiç kimse yok dedim sana. Hiçbir şeyin peşinde de değilim ayrıca. O zaman beni bu izbe yere niye çağırdın? Ha? Çantanda niye çakı var? Alo? İpek, ben Kerim. Kerim sen beni niye arıyorsun? Yoksa Savaş'a bir şey mi yaptın? Kızım saçmalama ne savaşı ya? Babanla Alev teyze buluştu. Tartışıyorlar. Ne? Evet eski bir fabrikadayız. Adresi gönderiyorum gel hemen. Kerim artık senin oyununa gelmeyeceğim. Alo? Alo?
Ne oldu İpek? Yok bir şey. Aç baba şunu aç. İpek ne oldu anlatsana. Ben şey... Berin gitmem lazım. Neden? Ya beni kuru temizlemeden aradılar. Gelinlik çekmiş mi ne olmuş? O yüzden gitmem lazım. Hay Allah. Yaren ya. Sen de bizim elimizde büyüdün değil mi? Değil mi kız? He, öyle. Yasemin. Hı. Bize herkes abi kardeş zannediyor. Ama bizim bir kız kardeşimiz daha var. Bil bakalım kim? Kim? Kim olacak? Aha bu. Küçük kız kardeşim gibi. Öyle seviyorum yani. Değil mi kız? Öyle. Emir abla sen de abimsiniz çok şükür. Anladın değil mi? Şimdi anladım. Merak etme. Benden sır çıkmaz. Sultan öğrenirse kızın kafasını kopartırım alim Allah. Anlamıyor ya, anlamıyor. Benim gönlüm sende kızım, ben seni istiyorum ya. Kıskandı tabii. Belli. O da seviyor. Sen kimsin ya? Dostu musun bunun? Evli kadınlara sarkmayı utanmıyor musun? Ağzını topla lan. Bas git. Elimden bir kaza çıkacak bak. Yürü lan sen de. Bunun hesabını sana Cenk, evde soracağım. Cenk bırak. Bırak Cenk. Niye kaçıyorum ki? Her şeyi gördüğümü o da bilsin. Vur pehlivan vur. Kapağı da vur. Vallahi Sultan Ana ağam da beni vuracak. Niye vuracakmış? Sultan Ana istedi dersin olur biter. Kasanın içinde o kızdan kurtuluşumun belgesi var. Hadi bileğine kuvvet pehlivan hadi. Of. Bak Sultan Ana, hala inanmıyorsun ama ağamla yengem birbirlerini seviyorlar. Görmedin mi yengemi Pelin Hanım'a bakışını? Besbelli kıskanıyor işte. Ağam desen yengemi gözünden sakınıyor. Ya bırak artık şunları, koy ver gitsin ya. Pehlivan sen sus. Dünkü melek bana akıl veriyor. Aç şu kasayı hadi aç. Of. Bana bak. Eğer bir daha bu kadına dokunursan seni gebertirim. Duydun Emir, mu? Emir yapma. Yapma Emir. Yapma. Bu kadından uzak duracaksın. Şimdi yürü git. Bas git. Göstereceğim hepinizi. Bunu yanınıza bırakma. İyi misin? Tamam geçti tamam. Besbelli seviyor işte. Onun için yaptıklarına bak ya. Bitti Emira. Bu sefer her şey bitti. Aslan lütfen sakin ol. Hadi bir yerlere gidip oturalım. Kızımız için ne yapabiliriz onu konuşalım. Ha? Sonra da sen İpek'in nikahına gidersin. Alev ben sana inanmıyorum. Sen benim her şeyim oldun. İşimi, evimi, onca yıllık birikimimi bir günde harcadın. Gözümün yaşına bile bakmadın.
Ocağımı söndürdün. Neden? Hı? Neden? Kendi hırsların için. Şimdi de gelip ipeği mi elimden almaya çalışıyorsun ha? İpeği bana düşman mı yapmaya çalışıyorsun? Bir yandan Kerim. Bir yandan sen. Yeter artık, yeter! Aslan. Aslan sakin ol, dur. Aslan rica ederim, bırak şu bıçağı. Kerim, bu bir oyun mu? Eğer bu bir oyunsa arkadaşıma söyledim. 10 dakika içinde aramazsam polis haber verecek. Gel de kendi gözlerinle gör. Saçın makyajın ne güzel olmuş ya. Uzak dur benden. İyi yürü. Aslan, rica ederim bırak şu bıçağı. Hadi, bunların hepsi geçmişte kaldı lütfen. Geçmişte kaldı öyle mi? Geçmişte kaldı. Senin için öyle olabilir. Ama ben her nefes alışımda yok olduğumu hissediyorum. Benim kızım evleniyor, ona tek kuruş yardım edemiyorum. Okuması gerekirken garsonluk yapıyor, başına gelmedik kalmıyor. Tüm bunlarla mücadele etmek ne demektir bilir misin sen? He? Evladın üzülürken elinden bir şey gelmemesi nasıl bir şeydir bilir misin sen? Ama nereden bileceksin ki? Geçmiş karşıma annelik pozları veriyorsun. Aslan, rica ederim bırak şu bıçağı da adam gibi konuşalım. Aslan lütfen. Aslan canımı acıtıyorsun. Aslan. Sıkıldım senden.